Değerini her geçen gün arttıran gayrimenkul sektörü İstanbul'da altın çağını yaşıyor. Birikimlerini gayrimenkul sektöründe değerlendiren yatırımcılar her geçen gün kazanmaya devam ediyor. Yatırım Zamanı ekibi olarak sizler için İstanbul'un yatırım potansiyeli yüksek olan bölgelerini ve fark yaratan konut projelerini inceliyoruz. Gayrimenkulde doğru bilgi için Yatırım Zamanı başlıyor. Sevgili Yatırım Zamanı izleyicileri, bu hafta Ofton İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Sayın İsmail Hakkı Altun Bey ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Efendim önce firmanızı ve sizleri bir tanıyabilir miyiz? İki aileden oluşan bir ortaklık. Oflu ve Tonyalı. Ofton ismini zaten oradan alıyor. Biz uzun yıllar Yusuf Bey ortağım, uzun yıllar beraber bazı proje ortaklıkları da yaptık. Altun İnşaat ve Şimşek İnşaat olarak o zamanlar. Sonra güçlerimizi birleştirelim. Özellikle 2001 krizi döneminde Ofton'u kurduk. Daha dayanıklı olalım, daha güçlü olalım. O anlamda birleştik. Bugüne kadar geldik. Bayağı projelere imza attık. Özellikle Şişli bölgesinde değil mi? Şişli, Beşiktaş. Aslında İstanbul'un, eski İstanbul'un bütün bölgelerinde inşaat yapıyoruz biz. Anadolu yakasında da varız, Beşiktaş'ta da varız, Kadıköy'de de varız, Beykoz'da da varız. İstanbul'un eski yerleşim yerlerinin hepsinde varız. Şu andaki projeleriniz peki nasıl gidiyor? Gayet güzel. Özellikle 2015 yılına biz yoğun projelerle giriyoruz. Yaklaşık Bodrum dahil 12 projeyle 2015 yılını başlatıyoruz. Baştan yani şimdi başlayanlar var. Devam eden aylarda başlayacak olanlar olmak üzere toplam 12 proje. 2015-2016'yı kapsayan projelerimiz var şu an. Önümüzde bir seçim var ama çok etkilemeyecek galiba değil mi inşaat sektörünü? Vallahi biz işimizi yapıyoruz. Sonuçta tabii ki bu tip siyasi gelişmeler az da olsa etkiliyor ama piyasayı bozmadıktan sonra biz çok etkilenmeden işimize bakarak devam ediyoruz. Çalışmalarımızı devam ediyoruz. Peki yapmış olduğunuz projelerde en çok nelere dikkat ediyorsunuz müşteriler için? Biz özellikle A+A grubu insanlara hitap ediyoruz. Şehir merkezinde yaşanabilir sosyal etkinlikleri olan yaşanabilir projeler, sağlam projeler üretmeye dikkat ediyoruz. Dolayısıyla o manada da bütün projelerimize buna dikkat ediyoruz. Bir de lokasyonlar bizim için önemli. Özellikle iyi lokasyonlarda proje üretmeye çaba gösteriyoruz. Şimdi tabii iyi lokasyonlarda da birçok sıkıntılar oluyor. Burada merkezi lokasyonlarda yeni projeler üretmekte zorlanıyor musunuz? Çünkü fazla yer yok yani İstanbul'da artık. Aslında şöyle, İstanbul'da çok yer var. Çünkü bayağı projeler üretilmesine rağmen bu şu anda bile çok az bir nüfusa hitap ediyor. İstanbul'un kötü kentleşmesi, kötü yapılaşmasını atlatması lazım model bir şehir olabilmesi için. Dolayısıyla İstanbul'da, deprem bekleyen İstanbul'da çok işimiz var. Kesinlikle. Ha burada sorunlar ne oluyor? Tabii ki arsa üretmesi çok kolay değil. Ama bizim işimiz bu. Şehir merkezi odaklı proje yapmaya aday ve öyle devam eden bir firma olduğumuz için zor da olsa üretiyoruz. Peki vatandaşlarla anlaşma noktasında zorluklar yaşanıyor mu Şişli bölgesinde özellikle? Şişli'de, Beşiktaş'ta, eski İstanbul bölgesinde kesinlikle ciddi problemler yaşanıyor ama bunları tolere ederek, tolerans göstererek aşıyoruz. Aşabildiğimizi zaten yapabiliyoruz. Karşılıklı bir şekilde tabii. Tabii. Vatandaşla bazı tabii yani şeyler burada yapıyor. Tabii dürüst hareket ederek, kandırma üzerine bir düzen kurmadan zaten yaptıklarımız, referansımız, insanlar da buna bakarak bizi ciddiye alıyorlar ve bir ortak noktaya varabiliyoruz. Peki Şişli bölgesindeki fiyatları değerlendirecek olursak artışlar nasıl gidiyor? Şimdi şöyle bakmak lazım, İstanbul'un genel artışıyla ilgilidir bunlar. Aslında ekonominin genel artışıyla ilgilidir. Türkiye'de ekonomi yükselince otomatikmen bölgeler, şehirler, fiyatlarımız artıyor. Tabii kaliteli konut üretiyoruz.
Mesela İstanbul hala Londra'yı, Paris'i bu tip önemli merkezleri fiyat açısından yakalamış değildir. Bu ülkenin genel gelişmişliği ile ilgili bir şey. Genel ekonomisinin, bütün insanların kazancının yükselmesi lazım. Milli gelirin yükselmesi lazım. Dolayısıyla bizimkiler de ona orantılı olarak yükseliyor. Peki sizce sektör nereye doğru gidiyor? Şu anda yakın zamanda Başbakanımızın da açıklamış olduğu bazı katkılar var inşaat sektörüne. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence bunlar çok önemli. İnşaat sektörüne önem vermesi, hükümetin önem vermesi çok önemli. Çünkü inşaat sektörü gerçekten Türkiye'nin lokomotif sektörü. Birçok sektörden mal alıyor. Dolayısıyla lokomotif bir özelliği var. Evet, değer vermesini çok önemli buluyorum. Ve yeni değişiklikler yapıyorlar, insanlara katkıda bulunuyorlar, daire alacak olanlara böyle şeyler var. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ayrıca faizlerin düşmesi, şu anda ben 2015'te rakamların yükseleceğini düşünüyorum. Bunların hepsi olumlu hareketler. Peki siz Ofton inşaat olarak müşterilerinize ne gibi ödemeler, yani ödeme planları sunabiliyorsunuz? Banka kredi önerilerini sunuyoruz. Uygun fiyattan bankalardan krediler çıkartıyoruz özel anlaşmalarla. Biz inşaat bitimine kadar kefil oluyoruz. O tip ödemeleri. Ayrıca vadeli ödeme seçenekleri de buluyoruz ama bankalardan sağlamış olduğumuz imkanlar daha avantajlı olabiliyor. Şimdi tabii şehir dışında inşaat yapmak birazcık daha kolay şehir içine nebze. Şehir içinde inşaat yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Tabii şehir içinde inşaat yapmak dışında yapmaktan çok daha zor. Çünkü şehrin yaşanan bir alan olması, çevreye dikkat etmemiz gerektiğini, ona göre bütün önlemlerimizi almamız gerektiğini. Mesela örnek vereyim. Har fiyatlarda kamyonların har fiyatı yükleyip gittiklerinde etrafa bıraktıkları çamurdur, şudur budur. Biz onu yıkama tesisleri kuruyoruz şantiyemizde. Yıkıyoruz, ondan sonra çıkıyor, çevreye bir zarar vermiyoruz. Bunun gibi birçok şey var, dikkat etmemiz. Zamanlar var burada, müsaade, çalışma zamanları. Zor oluyor, biraz daha bizim için pahalı oluyor ama şehirde iş yapmanın bu şartlarına uymak zorundayız. Peki siz konut alırken İsmail Bey nelere dikkat ediyorsunuz? Biz satıyoruz zaten. Siz alırken soruyorum. Yani şimdi buradan yatırımcılarımıza da hani birkaç tüyo vermek babında. Siz alsanız yani önce neye dikkat ediyorsunuz? Genel emlak konutun yapmış olduğu bir araştırmada İstanbullu %50 ulaşıma dikkat ediyormuş konut alırken. Yani ulaşım çok önemli bir şey. Artı lokasyon çok önemli benim için. Ama daha çok biz yaptığımız yerlerde oturuyoruz. Eskiden bir anlayış vardı. Müteahhit yaptığı yerde oturmaz. Tabii ama doğru, evet. Biz öyle yapıyoruz. Kendi yaptığımız yerde oturuyoruz ben şahsen. Ama lokasyona dikkat ederim. Konutun kalitesine dikkat ederim. Belediyede planlarına bakarım. Kapıdaki durumuna bakarım. Ona göre alırım. Tabii. Sonradan bir sıkıntı çıkmasın diye yani, değil mi? Peki genel olarak İstanbul'daki diğer firmalara da baktığımızda sizce iyi bir yol kat ediliyor mu? Yani inşaat sektöründe şimdi bir sürü sıkıntılar oluyordu eskiden. İşte bu arsa tapusudur, normal tapu müteahhit bir yere kadar yapıyor, sonra terk ediyor gibi. Burada ne gibi bir ilerleme kaydedildi yani? Bence yasal düzenlemeler de oldu aslında burada. İşte satışları, reklamları bir düzenleme şekline dönüştüler. Bunlar doğru. Yani insanlara hayal vaat etmeyeceksiniz. Mesela son bir noterli satışlar var. Orada daha çok müşteriden yana bir yasa çıktı. Tüketiciyi koruma hakları. Tabii ki orada bayağı bazı şeyler orada tabii tüketiciyi koruma adına şeyler yaptılar ama bunlar tabii çok düşünülmeden yapılmış şeyler gibi de duruyor ama düzenlemeler genel olarak doğru. İnsanları aldatma üzerine düzen kurulmaması lazım. Başka şeyi gösterip reklamda başka şeyi gösterip başka şeyi satmak doğru değildir. Mesela bizim projelerimizde şimdiye kadar hep yaptığımız gösterdiğimiz şeylerin daha ilerisinde daha iyi şeyleri yapmışızdır. Allah'a çok şükür. O manada biz bu konulara özellikle dikkat eden bir firmayız.
Peki firmanızın ilerideki vizyonu nedir? Yani otel ve inşaat yapıyorsunuz, konutçu yapıyorsunuz şu anda. İleride de bu şekilde devam edecek mi Oflu'nun inşaatı? Tabii biz ayrıca otel de yapıyoruz. Hı-hı. Otel projelerimiz de var zaten. Otelcilik yanımız da var. İşletmesi de yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz oteli de. Buranın da işletmesini biz yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda göğü olayını da bitirdiğimizde tabii ki bu projelerimiz devam edecek. Fazlasıyla devam edecek, çoğalarak devam edecek. Yani göğe aşamasına geçtiğimizde zannediyorum bugün yaptığımız projelerin 2-3 katını yapacağız diye düşünüyoruz. Şimdi şirket daha da şeffaf olacak, daha da bir güven sağlayacak. Tabii, aynen öyle. Dolayısıyla biz büyümeyi tercih ettik. Büyüyeceğiz bu alanda, bu alanlarda. İnşallah öyle olur. Açıldığınızdan o zaman bizlere söyleyin de biz de hisselerden alalım yani. İnşallah. Halka inşallah, arzu inşallah. Olduğunda yani. O aşama biraz daha sonraki aşama. Yani ne kadar sürer o? Bir yılı aşar tabii. Bir yıldan sonra belki ikinci yıl halka açılmayı düşüneceğiz. Yani onun programlarını yaptık. Henüz netleşmediği için tam zamanda veremiyorum. İnşallah. Önemli olan başarıyla, içini doğru dürüst doldurarak, yani hayali doldurumlar değil, gerçekten içini doldurarak doğru bir yapıya çıkmayı arzu ediyoruz. Şimdi tabii bazı firmalar, yani bazı güçlü inşaat firmalarına baktığımız zaman yan sektörlerde girmiş oluyorlar. İşte siz de şu anda hem turizm hem inşaat gibi devam ediyorsunuz. Çünkü inşaat sektörü birazcık daha proje bazlı olduğu için hani sürekliliği sağlamak adına mı diğer sektörlere de iş yapıyorsunuz? Yok yani biz... Genel olarak büyük şirketlerin hepsi böyle yapıyor. Doğru ama biz mesela hiçbir dönem, kuruluşundan beri hiçbir dönem bir boş dönem yaşamadı. Hı hı. Çünkü biz arsa çalışmasını daha önceden yapıyoruz. Mesela bizim önümüzdeki 5 yıllık projemiz önümüzde yaklaşık olarak hazırdır. Hazır. Arsalar hazır. Arsaları yaklaşık olarak programlamışız. Zamanı geldiğinde devreye girecek arsalarımız vardır. Dolayısıyla biz bir sonraki yılı, ondan sonraki yılı aslında planlamışız. Ha burada sadece kapasitemiz ne olacaktır? O da bizim çalışmamızla ilgili bir şey. Anladım. Onun için biz hiçbir dönem ara vermeden, devam eden ve artarak devam eden projelerle devam edeceğiz inşallah. Peki bu arazi geliştirme tarafında sizce bir eksiklik var mı İstanbul'da özellikle? Yani her dosyayı alan size geliyor mu yani? Yani o biraz öyle oluyor. Tabii biz orada bayağı elemeler yapıyoruz. Öyle her dosyayı alan bize gelemiyor. Çünkü gerçekten o biraz zor bir şey. Bizi de çok yoracak bir şeydir. Ama ciddi bulduğumuz bizimle irtibat halinde olan kanallarımız var, muhatap olduğumuz insanlar var. Onlardan bize güzel proje arsalar gelir. Onları da biz ciddiye alırız, çalışırız. Çok büyük zaman kayıpları olabiliyor yani. Tabii oluyor. Bu gibi şeylerde. Peki ilerleyen dönemlerde büyük projeleriniz olacak mı? Olabilir. Arsasına ama bağlı. Bizim çok o tarza girmeye çok niyetimiz yok. Ama lokasyonunu eğer beğenirsek, bize göre, bizim kriterlerimize göre beğenirsek olmaz demiyorum. Belki olabilir. Şimdi son ekonomideki bu doların artışından dolayı da tabii ki bir maliyetler de artacaktır. 2015 yılındaki inşaat konut satış fiyatlarında ne gibi bir artışlar gözlemlenebilir? Yani ben 2014 dün biraz üstünde olacağını düşünüyorum. Özellikle bizim inşaat yaptığımız alanlarda yükselen bir trendin olacağını umut ediyorum. Mesela 2014 yılındaki yapmış olduğunuz inşaatlar bir senede yüzde ne kadar bir prim yaptırdı? Yani %20-30 civarında. %20-30 bu rakam 2015'te de yani daha da artar diye tahmin ediyorum. İnşallah. Tabii ekonomide bir ciddi kırılma olmazsa, siyasi şeyde bir ciddi kırılma olmazsa umudumuz artmasıdır. Peki inşaat sektörünün doğayan bir ismi olarak sormak istiyorum İsmail Hakkı Bey sizlere. İstanbul'un ilçelerini ele aldığımız zaman daha çok kazandıran yerler böyle Şişli gibi merkezler mi yoksa daha İstanbul'un yarı çapının dış noktaları mesela Halkalı, Küçükçekmece ya da Kartal gibi yerler midir sizce?
Ya bu projesine göre değişken bir şey ama daha çok eski İstanbul merkezleri, işte Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Beykoz bölgeler kazandıran bölgelerdi. Tabii bu projesine göre değişir. Rentabl aldığınız arsalar, efendim, ya da kat karşılığı anlaşmalar bunu belirler aslında. Yaptığınız anlaşmalar bunu belirler. Peki yatırımcılarımız için öğrenmek istiyorum da. Bir proje rentable olması için neler gerekiyor? Yani bir vatandaş baktığı zaman ya bu proje ileride %30, %40 prim yapar diyebilecek, yani diyebilmesi için neleri görmesi gerekiyor o projede? Birinci öncelik lokasyonu, sonra projenin kalitesi önemli. Tabii ki şehir merkezinde biz ofton olarak yaşanabilir sosyal etkinlikleri içinde. Evinden işin haricinde çıkmak istemesini gerektirecek şeylerin olmaması lazım. Yani orada sporunu yapabilir, sosyal etkinlikleri yaşayabileceği bir ortamın olması aile için cazip bir şey oluyor. Yani dolayısıyla biz özellikle bütün projelerimizde bu yapıyı kuruyoruz. Onlar için o tip projeler evet prim yapacak. Tabii lokasyon da burada belirler bunu. Yükselen lokasyonlar var. Yükselen bu öngörülüyor. Biz zaten özellikle buna da dikkat ediyoruz. Çünkü siz neye dikkat ediyorsunuz? Yani bir metro yanı ya da bir ana alter onlara mı dikkat ediyorsunuz? Onlara da dikkat ediyoruz. Ama önemli olan tam bölge. Bölgeler sonrasında onlar da tabii ki var. Bütün birçok kriteri var bu işin. Yani alırken lokasyona bakabiliriz. Bir de inşaatın ve kalitesine. Tabii inşaat firmasının referanslarına. Referanslarına ve inşaatın kalitesine bakmak. Yani bunlar önemli unsurlar. Peki bu site yaşamı şu anda çok revaçta yani. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani site yaşamı acaba bizim kentleşmemizi bozuyor mu, yoksa ilerleyen dönemlerde daha çok bütünleştiriyor mu site yaşamı? Yani ya aslında duvarlarla çevrili, dikenli tellerle çevrili sitelerden bahsediyorum. Gönül ister ki şehir tabii bir bütün olsun. Hı hı. Ama bu anlayış tabii nasıl başladı? Şehrin işte varoşlarının yanında hemen bir site anlayışıyla çıktığınız zaman koruma gereğini hissettiniz. İnsanlar bunu talep ettiler. Zaten bu insanların talebi olunca biz bunu şey ettik. Eğer gerçekten İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirdiğimizde bence çok gerekli değildir. Şeffaflaşmak daha doğru. Dediğiniz gibi yani daha böyle mahalle konsepti gibi şeyler olsa acaba ona bir 10 sene sonra belki o trende dönülebilir. Belki tabii o zaman gene biraz şeffaflaşıp ama gene de bir ortak yaşamı bir parsel üzerinde ya da üzerine yapılan bir ortak yaşamın kendi ihtiyaçlarında beraberce böyle bir yapın olması da doğru. Yani site yaşamı aslında doğru ama dışarıdan tamamen izole olmaması lazım. Doğru değil o. Kesinlikle. Peki bu aidatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kira öder gibi aidat ödeme furyası var şu anda İstanbul'da. Tabii lüks konutların da bir bedeli oluyor ama sizce bunlar makul müdür? Yani tabii bu büyük bir sorun aslında. Alıcıları da en başta etkileyen bir şey. Çünkü insanlar aidatlarımız bir alım yaparken aidatlarımız ne kadar olacak diye soruyorlar. Doğru. Ama tabii bir kaliteli yaşamın bedeli oluyor. Hı hı. İster istemez bir apartmanın dışında daha yüksek rakamlar olabiliyor. Ama burada tabii bizim gibi firmaların da bunu minimize edecek konumda olması lazım. Onu ona göre hazırlaması lazım o yapıyı. Çünkü rakamların çok yükselmemesi lazım. Biz bunlara mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Şimdi tabii daire sayısı az olduğu zaman aidatlar da biraz yani ister istemez olması gereken rakamlara çıkıyor. Sizin aidat politikanız nasıl? Biz mümkün olduğu kadar bunları düşük tutmaya çalışıyoruz. Zannediyorum piyasada da başka firmalara oranla biz bunu makul seviyelerde tutabiliyoruz. Peki siz genellikle tabii Şişli gibi eski İstanbul, Beşiktaş, Şişli gibi bölgelerde konuşlanıyorsunuz. Peki buradaki imar artışlarında ya da şu anda mevcut olan imarlar makul müdür? Yani şu andaki yapılaşma için, modern konutların üretilmesi için makul bir seviyede midir? Çünkü genellikle baktığımızda şimdi vatandaş kendi kendine binasını yenilemeye kalktığında ekstra bir daire çıkmadığı için yapamıyor bunu.
Yani müteahhite başvuruyor. Müteahhit de yandaki parsellerle belki birleştiriyor. İşte oradan bir artış oluyor gibi. Yani sizce Şişli, Beşiktaş gibi eski İstanbul dediğimiz noktalarda sıkıntılar var mı? Yani vatandaşların önü açık mı yoksa profesyonel inşaat firmalarına mı yapmaları gerekiyor yani bu işleri? Yani biz o konuda aslında ben biraz imarda bir karmaşanın olduğuna inanıyorum. Birçok yerde olması gerekenin dışında başka şeyler var. Devletin, belediyelerin, Şehircilik Bakanlığı'nın biraz daha bu konulara seri çözümler üretmesi lazım. Biz imarla ilgili konularda çok işin doğrusu muzdarip biz rahatsızız, bizi yoran, öyle bir sıkıntı var. Bizi yoran bir alan. Bürokrasiyle çok uğraşmak zorunda kalıyoruz. Plan yapmak zaten başlı başına bir olay. Bizim en çok bu tip bürokrasiden yakınıyoruz. Bundan çok yakınıyoruz. İnşallah devletimiz buna daha pratik çözümler üretebilir. Kesinlikle. Çünkü şöyle şeyler oluyor. Caddenin bir tarafı 5 katsa yani hemen caddenin adaletsizlikler de oluyor. Adaletsizlikler de var. Burada herkese adil davranmak lazım diye düşünüyorum. Kendimiz için ayrıcalık bir şey istemiyoruz. Herkese verilen kadar ama bizi yormayacak, bürokrasiye takmayacak. Süreçte yormayacak şekilde. Bir yapının olmasını istiyoruz. Peki şu anda vatandaşlara tabii şey de soracağım. Yani kentsel dönüşüm süreci sizce nasıl ilerliyor? Yani istenildiği gibi ilerliyor mu? Yoksa şu anda tabii bizim de araştırmalarımızdan çıkan sonuç, vatandaşlar bütün inşaat firmalarını çalıştırıyorlar. Hani bize teklif verin işte şeyleri ve onları birleştiriyorlar. Biz acaba ne alabiliriz? Ama işin sonunda da hani en çok teklifi veren firmaya gidiliyor. Fakat bu firmada referans olmayan bir firma olup işin sonunda kötü bir ürün çıkabiliyor. Yani sizce bu kentsel dönüşüm süreci istenildiği gibi gidiyor mu? Şehircilik Bakanlığı'nın daha aktif hareketle yani özellikle firmaların işini kolaylaştırması lazım diye düşünüyorum. İnsanlar da temasta oldukları firmaları iyi etüt etmeliler. En çok vereni değil, en doğru olanı bulmak zorundalar. Biz burada biz en iyisiyiz demek istemiyorum ama biz iyi olmaya çalışan firmayız. Adil davranmaya, adil olmaya çalışan bir firmayız. Dolayısıyla bence geçmişini bildikleri firmaya, gerçekten bu projeyi yapabilecek firmaya vermeleri lazım. Yoksa orada birkaç puanın çok bir önemi yoktur aslında. Yani birkaç metrekare fazla almak için farklı bir firmaya gidilmesi çok da uygun. Ya uygun olmayan bir firmaya gitmenin anlamı yok yani. Belki de yapamayacaktır, yarı yolda kalacaktır. Bu İstanbul'u, bu tip firmalar oldukça İstanbul'da da etkileyecektir bu yani. O süreci de kentsel dönüşümü de etkileyecektir, yavaşlatacaktır. Doğru firmalar yapmaları lazım. Peki bu dönüşüm sürecinde siz ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Valla biz biraz önce bahsettiğiniz gibi herkes yüzde üzerinden şu kadar alayım muhabbetiyle ama biz burada kesin tavrımızı koyuyoruz. Biz burayla ilgili şunları verebiliriz diyoruz, orada kalıyoruz. Peki burada siz herkesle mi anlaşıyorsunuz yoksa bu vatandaşların oluşturmuş olduğu bir yönetimle mi konuşuyorsunuz? Yani herkesle genelde ayrı konuşuyor musunuz? Yok, biz yönetimi muhatap alıyoruz ya da orada organizasyon yapan firmalar oluyor. Onlar hazırlıyorlar, bize getiriyorlar. Uygun bulduğumuzda temasa geçip devam etmek istiyoruz. Bazen de mesela Nişantaşı'nda bir projemiz olacak. Kentsel dönüşümün tam müsait bir yer. Orası için arsaları gecekondu ulaşan bir yer, olan bir yer zaten. Orada arsaları toplayarak alıyoruz. Satın alıyorsunuz. Satın alarak gidiyoruz. Bunun gibi. Peki satın almada mı yoksa kat karşılığı vermede mi daha çok kar oluyor vatandaş tarafının? Bence kat karşılığı vermede daha karlılar.
Art Projesi isminden anlaşılacağı gibi art konseptiyle inşa ediliyor, projelendiriliyor. Sanatsal bir ruhu var projenin. Proje girişinden itibaren her yerde sanat esintileri bulacaksınız. Şişli Bomonti bölgesinde yeni bir yaşam merkezi oluştu. Bu bölgede özellikle 5 yıldız oteller, A+ iş merkezleri ve yüksek standartlı konut projeleri üretildi şimdiye kadar. Bu yeni bölgeyi özellikle genç insanlar, kariyerinin başındaki işine rahat ulaşmak isteyen, aynı zamanda sosyal imkanlara çok rahat ulaşmak isteyen, şehir merkezinin tüm güzelliklerini yaşamak isteyen insanlar tercih ediyor. Bu bölgede yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler özellikle küçük metrekareleri tercih ediyorlar. Daha önceki projelerimizden elde ettiğimiz deneyimlere göre biz bu projeyi tamamını 1+1 olarak tasarladık. Bu 1+1'lerimiz 66 metrekareden 75 metrekareye kadar değişik metrekarelerde seçenekler olarak sunuluyor müşterilerimize. Bu gördüğünüz örnek dairemiz 75 metrekarelik bir örnek dairedir. İç planı özellikle 1+1 kullanıcılarına çok rahat gelebilecek tarzda tasarlanmıştır. Büyük metrekare beklentisi olan insanlar için bu 1+1'ler yan yana birleşiyor veya altlı üstü birleşiyor. 2+1, 3+1, 4+1 ve daha fazla metrekare elde edebiliyor. Yaşamak isteyen veya yatırım yapmak isteyen kişinin isteğine göre metrekare ayarlayabiliyoruz. Ve istediği metrekarede, istediği daire, istediği oda seçenekleriyle verebiliyoruz. Fakat tercih kesinlikle 1+1 yönünde. Daha çok 1+1 insanlar almak istiyorlar. Hem yatırım yapmak için hem de yaşamak için. İstanbul özellikle konut piyasasında dünyada markalaşma sürecinde hızla ilerlemekte. Özellikle şehir merkezlerinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde metrekare birim fiyatlarında ciddi yükselmeler bekleniyor. Bunun en önemli sebebi bildiğiniz gibi kentsel dönüşüm projesi, İstanbul'un bir finans merkezi haline dönüşmesi ve mütekabiliyet yasasıyla yabancıların çok daha rahat ev alabilmesi. Yabancılar şehir merkezlerinde hem oturmak hem de yatırım yapmak için bu bölgeyi çok tercih ediyorlar. Şişli Bomonti bölgesi. Bunun sebebi Taksim'e çok yakın olması, havaalanına yakın olması ve uluslararası platformda bu bölgenin çok bilindik bir bölge olması sebebiyle hem oturmak isteyen insanlar otel konseptinin rahatlığında, konforunda yaşayacaklar. Kiraya vermek isteyen yatırımcılar ise yüksek kira getirisi elde edecekler. Şehir merkezinin en büyük avantajı biliyorsunuz özellikle havaalanları, işte sinemalar, alışveriş merkezleri gibi yerlere çok kolay ulaşım sağlayabilmesi. Ulaşım araçlarını özellikle yürüyerek, toplu ulaşım araçlarını yürüyerek çok rahat bir şekilde insanların ulaşabilmesi. Dolayısıyla bu projeler, bu bölgedeki projeler çok ön planda tercih edilmeye başlandı. Firma olarak İstanbul'un merkezi sayılabilecek yer Şişli Bomonti'de yüksek katlı inşaat projesindeyiz. Burada gördüğünüz gibi şantiyede önceliğimiz iş güvenliği. İş güvenliğini almakta son derece üst düzeyde çalışıyoruz. Çevre binalara kesinlikle zarar vermeden inşaatı yapmaya çalışıyoruz. Anıtlar Kurulu'na bağlı birinci dereceden tarihi eserler bulunmakta hemen şantiyemizin çevresinde. Burada projemizi anlatacak olursam 5 bodrum kat ve 26 kattan oluşan bir rezidans ve ticari alanlarımız var. Toplam 25 bin metrekare bir toplam inşaat alanı yapıyoruz. Bunların içinde 221 adet bağımsız bölümümüz var. 214 rezidans dairemiz, hepsi 1+1'den oluşmaktadır.
ve 7 adet de ticari alanımız mevcuttur. Konseptimiz, proje konseptimizin içinde sosyal alanlarımız, her dairenin kendine ait otoparkları, açık ve kapalı yüzme havuzlarımız mevcuttur. Sosyal aktiviteler olarak saunalarımız, fitnessımız, spor kompleksimiz ve fin hamamımız mevcuttur. Şantiyemizde projemizin teknik anlamda şu anda İksas'ında çevre binalara zarar vermeyecek şekilde şantiye tekniklerini uygulamaktayız. Bunlar proje anlamında İksalarımız kazık ve ankraj sistemde yürümekte ve takviye olarak da strat borularıyla bunları takviye etmekteyiz. Yüksek katlı inşaat yaptığımız için şu anda temel aşamasındayız. Radye temel uygulaması yapmaktayız ve plak döşemelerle inşaatımızı hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Projemizin tahmini olarak yapım süresi 18 ay olarak hedefimize koyduk. Hedefimizi de başaracağımıza inanıyoruz. Tabii şimdi birçok şantiyeniz var şu anda, bir yoğunluk var. Peki ailenize de zaman ayırabiliyor musunuz? Yani çünkü şantiyelerde sıkıntılar ve sorunlar bitmez yani, devamlı koşturuyorsunuzdur. Aile tarafınız nasıl? Benim 3 tane çocuğum var. Tabii ki onlara zaman ayırıyorum. Ama iş hayatı öyle bir şey ki yeterli ayırabiliyor muyuz? Yani bunu söyleyemeyeceğim, yeterli ayıramıyoruz. Ama çocuklar da büyüdüler. Bir şekilde büyüdüler bu süreçte. Artık onlar da ikinci kuşak olarak devam ediyorlar mı şu anda? Tabii bizim bünyemizde. Hatta onların da patronları oldukları bir yapı kurduk. Kendi ofisleri de var inşallah. İkinci nesil olarak devam ettirecekler. Hem benim oğlum, büyük oğlum, hem de ortağım Yusuf Bey'in büyük oğlu. İkisinin adı da Salih. Bir firmaları var. Orada devam ediyorlar. İşi pratikten öğrenmek adına hem de bizim gözetimimizde inşallah başarılı olacaklar da diye düşünüyoruz. Etiller'de bir ofisleri var. İkinci kuşak. Onu da garanti almaya çalışıyoruz şimdi orası. Yani artık hani bir aile şirketinden çok daha çok kurumsal artık ikinci kuşak. Özellikle göğelaşma şeyi zaten tamamen kurumsallaşmadır. Tabii ondan çıkıyor artık ister istemez. Peki onlar memnun mu bu hani daha çok çocuklar babanın işini yapmak istemezler o sıkıntıları gördükleri için? Bizim direkt yanımızda olduklarında çok memnun değillerdi işin doğrusu. Ama kendi işlerinin başında olmaktan müthiş enerjileri arttı, çalışma istekleri arttı. İyi ki öyle yapmışız yani gerçekten. Kendilerini patron hissetmeleri gerekiyor. Şimdi bu tabii aslında çok önemli bir karar vermişsiniz bence. Türkiye'nin iş sektörünün diyeyim en büyük yanlışlarından biri. Hiç bizim böyle kurumsallaşan şirketlerimiz yok. İşte en eski şirketlerimiz baksanız 100 senelik 5 tane 6 tane. Onlar da işte şekerci, sabuncu gibi küçük firmalar var yani. Hani ama bir mesela ben bir yerde okumuştum. Bir Japon firması var, inşaat firması 1500 senelik. Adamlar 1500 sene önce kağıttan ekran yapıyorlarmış. Yani şu anda hala devam ettiriyorlar. Müthiş. Yani o yüzden bu kararınız bence çok yerinde olmuş. Yani Allah inşallah izin verir de 3. nesil, 4. nesilde. İnşallah, inşallah. Ya çünkü baktığımız zaman şöyle bir şey var. Yani sizin bir bilgi birikiminiz var ve onun aktarılması gerekiyor. Yoksa 2. nesil en baştan başlıyor. Ben mesela şeyi incelemiştim, bu Osmanlı'nın son 200 senelik mimari eserlerine damgasını vuran bir Balyan ailesi var. Bunlar sürekli mimar, yani çocuk mimar, onunla mimar. Yani bunun gibi aslında çok umut verici görüyorum yani ben. Şimdi doğrusu o, zaten kurumlaşmak istememesinin nedeni o. Yani devam etsin, artık kişilerin elinde, onların birikimleriyle olmasın, sistem işleyebilsin. Tabii. Kurumlaşmak o manada doğru ve çocukların da ikinci neslin de bence kendi özgüvenlerini ve gerçekten işin başında olduklarını hissetmeleri lazım. Onu da bizim yanımızda biz çocuklarımıza bunu veremedik işin doğrusu. Ama kendi şirketlerini kurduğumuzda şu anda hissettiğimiz gerçekten o moda girmişler.
Tabii şimdi biz de hani inşaat sektörünün bir nebze içindeyiz yani. Hani oradan görüyoruz. Bir sürü sıkıntı var. Yani belediye tarafları, vatandaş, arazi, birebir ilişkiler, aracılar, komisyoncular birçok faktörü birleştirip ortaya bir ürün çıkıyor. Bir de onun satması var. Hani tabii hani sizin kanatlarınızın altında bir yere kadar tabii onlar şey olur ama bıraktığınız zaman dediğiniz gibi daha kalıcı bir firma ortaya çıkar diye tahmin ediyorum yani. Öyle, biz de öyle programlıyoruz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz İsmail Akbey. Programımıza katıldığınız, renk kattığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Kat karşı sözleşmeleri aslında hem arsa sahipleri bakımından çok önemli hem de müteahhitler bakımından çok önemli. Çünkü iki tarafa da hak ve borç yükleyen, iki tarafa da sorumlu tutan bir taraf tek taraflı olarak feshedemez. O halde çok dikkatli yapılması gereken sözleşmeler. Hem müteahhit tarafından hem arsa sahibi tarafından. Gerçekten de Türkiye'de insanlar birbirine çok güvenirler. Güvendikleri zaman da birçok maddeye bakmadan imzalarlar. Yahut standart şeylermiş gibi o maddeleri değerlendirerek imza atarlar. Kanun koyucu bu tip sözleşmeleri noterden yapın diye emretmiş. Ama buna rağmen noterden yapılsa da hazır bazı metinler, matbu, bilgisayara indirilmiş örnek sözleşmelerle insanlar noterin yahut önerdiği sözleşmeyle iş yaparlar ve o oradaki metinlerin ne anlama geldiğini çoğu zaman anlamazlar. Halbuki bu çok yanlış. Çünkü bazen insanların elindeki tek gayrimenkul parçası oluyor. Bütün ömrü boyunca kazanmış bir daire olabiliyor, bir arsa olabiliyor. Yahut da bir şirketin geleceğini etkileyecek büyük bir proje aynı anda imzalanabiliyor. O bakımdan hem arsa sahiplerinin hem şirket sahiplerinin, müteahhit şirketlerin bu kat karşılığı inşaat sözleşmelerini ve özellikle de kentsel dönüşüm tipi kat karşı inşaat sözleşmelerini çok iyi incelemeleri gerekiyor ve iyi bir hukukçuyla çalışmaları gerekiyor. Hukukçu yetmiyor sadece. Bir de bunun vergilendirmesini anlamak, vergilendirmesi nasıl olacak anlamak adına iki taraf için de söylüyorum. Bir de mali müşavir. İnşaat uygulamında mali müşavir de gerekiyor. Çünkü bazen yaptığınız sözleşmenin bir cümlesinin vergisel maliyeti çok değişebiliyor. Örneğin yaptığınız sözleşmede KDV %1 de olabilir. %18 de olabilir. Büyük projelerde bu ne kadar rakam tutacağını hesap edin. Ya da yaptığınız sözleşmede inşaatın bitimle alakalı süresi net değilse müteahhiti arsa sahibi sıkıştıramayacaktır. Ya da yaptığınız sözleşmede müteahhit tarafından baktığınız zaman arsa sahibi binasını yahut gecekondusu ne zaman boşaltacağı çok net değilse o projeye yatırım yapan müteahhit iflas edecektir. Çünkü ileriye doğru o arsa sahibini oradan çıkarmakla ilgili bir hüküm yok ve yetersiz. O bakımdan kaynaklar israf olacaktır. Mahkemeye verdiği zaman yıllar sürecektir. Hatta birbiriyle çelişkili, large maddeler varsa 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl kaybedecektir ve proje bitmeyecektir. Dolayısıyla her zaman özellikle kentsel dönüşüm tipi kat karşı sözleşmelerinde tekrar tekrar bir günde değil belki 5-6 günde müzakere ederek tarafların gerçek iradesi ne? Ne zaman ve ne anlıyor metrekareden? Yürüt ne demek? Net ne demek? Efendim imar durumu ne zaman çıkar? İmarı artırmak mükellefiyeti var mı müteahhitin? Yok mu? Yaptığı şeylerdeki özellikler ne? Yani bir bina yapıyor ama binanın çevre düzeni içine dahil mi, iskan almak müteahhitin mecburiyetinde mi, yahut yapacağı işçilik sınıfı nedir, bunu zamanında yerine getirmezse arsa sahibinin talepleri, hakları ne olabilir, tek tek bunların yazılması lazım ki ortalama bir kat karşı inşaat sözleşmesinin en az 15 sayfa olması lazım bunlar içermesi için. Bunlar olmadığı zaman mutlaka ihtilaf çıkacaktır. Mutlaka taraflar birbirini üzeceklerdir. İstemeden de olsa çünkü dediğim gibi bir taraf başka niyetle bakıyor, diğer taraf başka niyetle bakıyor. Son derece muğlak kelimeler kullanmamak gerekiyor. Kelimelerin, cümlelerin köşeli ve net anlam ifade eden kavramlar olması gerekiyor. Kitaplardan alınmış ya da internetten indirilmiş metinler asla itibar edilmemeli. Çünkü
bazen kitaplarda yazılanlarda gerçekle uyuşmuyor, teorik olabiliyor. Yahut çok eski bazı kanunları içerebiliyor. O eski kanunların bazıları halen geçerli olmayabiliyor. O bakımdan Yargıtay'ın son kararlarını içermeyebiliyor. O bakımdan bu çok önemli. Hem maliklerin, arsa sahibi tarafın hem de müteahhit tarafın aslında uzun süreli ve karlı bir ortaklığa girdiklerini ve bu ortaklıkta zaman zaman birbirlerinin menfaatlerine ters düşen eylemler olduğu zaman da nasıl işin içine çıkacaklarını ve bu ortaklığı nasıl tasvir edeceklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor ki hem hukuk yürüsün, hem taraflar üzülmesin, hem de ilişki sonlandığı zaman ya da bittiği zaman tarafların kendilerine olabilecek en kötü ve en iyi noktaları bilmeleri gerekiyor diye düşünüyoruz. Yeah.